Selamünaleyküm değerli 10 numara izleyenleri. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Evet, videomuzun konusu veda hutbesi. Peygamberimizin veda hutbesi. Evet, Peygamberimiz hayatında kaç defa hacca gitmiştir? Evet, bir defa dediğinizi duyar gibiyim. Evet, Peygamberimiz bir defa hacca gitmiştir. İlk ve son haccı, buna da veda haccı adı verilmiştir. Evet, Peygamberimiz veda haccı sırasında Arafat ve Mina, Akabe gibi çeşitli yerlerde sahabeye hitap etmiştir. Çeşitli yerlerde sahabeye konuşmalar yapmıştır. Evet, bir önemli bilgi daha verelim. Peygamberimiz veda haccı sırasında konakladığı ve veda hutbesini okuduğu alana Mescid-i Nemire yapılmıştır. Yani Nemire Mescidi yapılmıştır. Ve bu veda hutbesi ifadesi nereden geliyor diye soracak olursanız, veda hutbesi veya hutbetül veda ifadesi ilk defa Cahiz tarafından kullanılmıştır. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Peygamberimizin veda hutbesine başlayalım. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Zilhicce'nin 9. gününde Kasva adlı devesi üzerinde Arafat Vadisi'nde 124 bin Müslümanın şahsında tüm insanlığa şöyle hitap etmiştir. Allah Teala'ya hamd ve senalar olsun. Ey insanlar! Bilmiyorum, belki de bugünden sonra burada sizinle bir daha buluşamayacağım. Allah'ın rahmeti bugün sözümü işitip onu iyice kavrayanların üzerine olsun. Benim bu sözlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimseler burada bulunanlardan daha iyi anlar ve itaat ederler. Ey insanlar! Biliniz ki Rabbiniz birdir. Atanız da birdir. Bütün insanlar Adem'den gelmiştir. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak ve ancak takva iledir. Biliniz ki bu şehriniz Mekke, bugününüz Arife günü ve bu ayınız Zilhicce ayı nasıl mukaddes ve dokunulmazsa, mallarınız, canlarınız aynı şekilde dokunulmazdır. Cahiliye devrindeki her türlü faiz kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Fakat ana paranız sizindir. Ne haksızlık ediniz ne de haksızlığa uğrayınız. Kaldırdığım ilk faiz amcam Abbas bin Abdülmuttalib'in faizidir. Cahiliye devrinin kan davaları da kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası akrabalarımdan Rebiya bin Haris bin Abdülmuttalib'in oğlu Amir'in kan davasıdır. Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınların Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onların namus ve iffetini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Dikkat edin, sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız, iffet ve namuslarını korumalarıdır. Kadınların sizin üzerinizdeki hakları da geleneklere uygun biçimde yiyecek ve giyeceklerini sağlamanızdır. Kadınlar hususunda Allah'tan korkunuz.
ve onlara en iyi şekilde davranınız. Ashabım, bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden saltanat ve nüfuz kurma ümidini ebediyen kaybetmiştir. Fakat size yasakladığım şeyler dışında küçük gördüğünüz şeylerde şeytana uyarsanız bu da onu sevindirir ve ona cesaret verir. Sözümü iyi dinleyin ve belleyin. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Bir Müslümanın malı rızası olmadan diğer bir Müslümana helal olmaz. Sakın zulmetmeyin. Herkes ancak kendi işlediği suçtan sorumludur. Baba oğlunun, oğul da babasının suçundan sorumlu tutulamaz. Allah her varisin mirastan payını tayin etmiştir. Artık bir varisin diğer mirasçıları mahrum edecek şekilde vasiyette bulunması helal değildir. Çocuklar babalarından başkasına nispet edilemez. Ödünç alınan şeyler sahibine geri verilmelidir. Yararlanılmak üzere alınan şeyler de sahiplerine iade edilmelidir. Borçlar ödenmelidir. Birinin borcunu üstlenen kefil de o borcu ödemelidir. Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine iade etsin. Rabbiniz olan Allah'tan sakının, ona kulluk edin. 5 vakit namazınızı kılın, Ramazan ayında oruç tutun, hac ibadetini yerine getirin, mallarınızın zekatını gönül hoşluğuyla verin. Yöneticilerinize Allah'ın kitabına uydukları sürece itaat edin ve böylece Rabbinizin cennetine girin. Benden sonra küfre ve sapkınlığa düşüp birbirinizin boynunu vurmayın. Benden sonra hiçbir peygamber gelmeyecektir. Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız takdirde bir daha asla yolunuzu şaşırmayacaksınız. Bunlar Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberinin sünnetidir. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatu vesselam, ey insanlar, yarın beni sizden soracaklar, o zaman ne diyeceksiniz deyince ashab hep birlikte şöyle cevap verdi. Allah'ın risaletini tebliğ ettin, Allah'ın verdiği peygamberlik görevini yaptın, bize nasihatte bulundun diye şahitlik ederiz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını semaya doğru kaldırdı. Sonra da insanlara doğru çevirip indirerek şöyle söyledi. Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. Evet, bugün de Peygamberimizin veda haccında sahabeye vermiş olduğu veda hutbesini sizlerle paylaştık. Diğer önemli videolarda buluşmak üzere Allah'a emanet olun, Allah'a ısmarladık.